Kankalar günaydın. Şimdi sizden yargıç olmanızı ve beni yargılamanızı istiyorum, tamam mı? Sabah yaşadığım bir olayı size anlatmak istiyorum. Sabahleyin çıktım, işe geliyordum. Arabayı almıştım. Mahalleden çıkarken... Nasıl bir mahalle abi ya? Mahalleden çıkarken yanlışlıkla bir tane arabanın dikiz aynasına çarptı geçerken. Sonra hemen durdum. Zaten o da kornaya böyle bütün mahalle uyandırıcısına bastı. Sonra indim, dedim ki ya dedim, kusura bakmayın dedim, hani bir şey var mı dedim arabanın. Özür dilerim dedim. Ya dedi, böyle mi gidilir dedi bilmem ne. Ben de özür dilerim ya dedim, hani fark edemedim, kusura bakmayın dedi. Hadi dedi git dedi. Peki dedim, tekrar özür dilerim dedim. Arabaya bindim. Gerizekalı dedi. Ben de kapıyı açtım, dedim ki pardon dedim, neden gerizekalı diyorsunuz? Yani sizden özür dilediğim için mi gerizekalı diyorsunuz? İnsanlık yapıp bir şeyiniz var mı diye sorduğum için mi gerizekalı diyorsunuz dedim. Bayan olmasan zaten dedi başka bir şeyler daha söylerdim de dedi, yok öyle yok böyle. Ya dedim, bayanla ne alakası var? İnsanlık hali, dalgınlık olabilir yani her şekilde. Kaza da bu yani. Dikiz aynanın alt tarafı çarptım. Hiç de bir şey olmadı yani arabanın. Dedi ki 100 lira ver dedi, kapatalım mevzuyu. Ya dedim, hem gerizekalı diyorsun hem de 100 lira mı istiyorsun? Nasıl bir insanlıktır bu? Yani nasıl bir saygısızlıktır bu? Ben sana zaten sormuşum, hani bir şey var mı arabanın, yapabileceğim bir şey var mı diye sormuşum zaten. Hani görevimi yap. Bütün mahalleli üşüştü tabii. Savundular beni. Ama ben İnsanlardaki bu terbiyesizliği, bu saygısızlığı gerçekten anlamıyorum. Nasıl böyle olabildik? Yani nerede hata yaptığımızı anlamıyorum. Özür dilemişim, yapabileceğim bir şey var mı diye sormuşum. Yani yapmam gereken her şeyi yapmışım zaten. Sen bana neden gerizekalı diyorsun ki? Sabah sabah aşırı sinirlerim bozuldu. Zaten gece 2'de uyandım. Dün dişimin bir kısmını daha yaptırmıştım da işte. Uyuşturucu etkisi geçince herhalde gece çok ağırdı. Uyandırdı beni. 5'e kadar falan uyuyamadım. Örgü videosu falan izledim ya YouTube'dan. Zaten sinirlerim ya. Zaten uykumu alamamıştım. O yüzden moralim bozuktu. Bir de üzerine bu. Sabah ağlaya ağlaya işe geldim yani. Ercüment çözer olmama şu kadarcık kaldı. Bak şu kadarcık. Ercüment çözer olacağım ve hepsinin hakkından geleceğim. Bak bize birazcık karantinayı anlatacaksın, tamam mı? Ben sizi tutmayacağım. Yapma işte. Bunu iptal eder misin? Orada herkesin tuttuğu kendine değil de arka plandan sesleniyor. Öyle biliyorsun. Hayır, benim kanalımda küfür ediliyor biliyorsun. Eğer bu bir küfürse serbest. Ya, ne demek bilmiyorum. Herkesin tuttuğu kendine ne demek arkadaşlar? Yorumlara yazsın. Ne diyecek misin buna? Bak hanımın arkadaşları izliyor. Gerçekten mi? Abone oldular mı? Bilmiyorum, olmuş olabilir. Abone olun kız. Niye abone olmuyorsunuz? Çocuk burada kanalda yanlış anlaşılmalar olmasın diye devamlı eşim eşim diyor. Tamam diyoruz, evlisin anladık. Her de sağlık çalışanlarına mesaj vermek istedim. Ben sağlık çalışanlarını alkışlamıştım ilk vlogda. Dişçileri alkışlamıştım. Şimdi gülüyor musun? Benim gülüyorsun. Eşim yine bak üzerine basa basa söylüyorum. Eşim benim sağlık çalışanım. Lütfen. Tam koronavirüslü bir insan olma ihtimali var. Yeşilçay içiyoruz arkadaşlar. Bizim Yeşilçay sponsorumuz şu küçük şeytandır. Öğlen arasına girdik, yanlış anlaşılma olmasın. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kapalı alandalar ve maske takmıyorlar. İyi de nasıl içeceğim? Linç edebilirsiniz. Nasıl içeceğim ki ben şu an maskeyle? Artık sokaklarda da sigara içmek yasaklanmış. Ne düşünüyorsun? Sigara içmediğim için. Sabah içtin miydi? Yalan şey konuşma. Miydi? Yalan konuşma. Sabah sigara mı içtin? Hayır, kesinlikle. Sabah aşkım şey eğer miydi? İzliyorsan içmedim sigara. Aşkım aşkım. Vallahi, vallahi ben çıkıyorum. YouTube yorumlarından mı haberleşmeyelim? YouTube yorumlarından haberleşin bari bir de. Ya aramızda kalsın, daha önceden Burak paylaştığımda evet ismini öğrenmek isteyenler çıkmıştı. Hanım. O yüzden devamlı evli olduğunu belirtme gereği. Ya anlatsana, ne yaptın karantinada? Bütün platformları izleyip bitirdin mi? 35 tane dizi var Netflix'te, başlayıp bitirmedim. Envanter mi çalıştın? Queen's Gambit izledin mi? İzledim. Onu en başta izledim. Emily in Paris. Emily in Paris ne ya? Karantinada gider yani. Hiçbir yerde gitmez ya. Kötü dizi, iyi dizi diye bakın. Ekşi'den okuyor yorumları. Ekşi tayfa hiçbir şey beğenmez zaten. Ekşi kullanıcı adımı soruyorsunuz arkadaşlar. Yok, öyle bir şey veremem. Yok mu? Öyle bir şey veremez misin? Var, ekşi kullanıcı adım var. Ama ben yazmıyorum. Çünkü ben Twitter'da yazacak kadar kelime de harcamıyorum.
Bak toksiklik yapıyorsunuz ya. Toksik insan ya. Mustafa bana geçen gün şeyi itiraf etti. Hani dedi önceden sen dedi kamerayı açıyordun beni çekme beni çekme diyordun ya dedi. Şimdi de o hallerimi düşündü çok itici geliyor kendime dedi. Senin de buradan bir gün itici gelecek. Ay dün video çekmedim. Bu işkence kaç gün daha devam edecek? Ne oldu ne oldu? Kime işkence? Bu olmadı mı? Size mi işkence? Arkadaşlar benim yaptığım şeyin işkence olduğunu düşünen var mı? Düşünen varsa izlemez zaten. Mesela sen izlemiyorsun. Dişlerini mi çektirdin dedi bana. Ben kendimi baktım. Vaktim yok. 14 gün karantinada vaktim mi yoktu be? Hayır. Neyse şirket içinde çekmiyorum ben arkadaşlar. Bu arada şirket içinde çektiklerimde öğlen arasında falan çekiyorum. O yüzden... Saate baktım. O yüzden yani şey yapmayın. Tamam mı? Şirketten de izleyen insanlar olabiliyor. İnşallah kamerayı çevirirken saatin öğle molasına bir saat kala olduğu bilgisi. Arkadaşlar bakın çorap kardeşliği, fosforlu çorap ve müthiş ya. Resmen kameranın şeyini aldı biliyor musun? Ha YouTuber geliyor. İşte geliyor. Özel YouTuber. Gönül huzuru tekrar eder. Ölümdü duygu anladığım anda. Soluma vurdu gitti bir cumartesi. En sonunda yeni birini buldu. Çok acelesi var gibi. Birkaç gün sonra. Günaydın. Günaydın sevgili herkes. Soğuk. Hava soğuk. Sevgili dostlar tam olarak şunu yapacağım. Telefonum. Tam olarak şu pankeki yapacağım arkadaşlar. Bunu yapamazsam bana da ne demesinler? Sevde. Çok güzel olacağına iman ettim. Markete gittim. Marketten ne aldım? Akçaağaç şurubu aldım. Ne aldım? Yaban mersini aldım. Çünkü ben inandım. Bu şekilde yapacağıma inandım. Çok da severim kendisini ama hiç evde yapmadım. Hiç. Çünkü bana pankek birazcık şey gibi geliyor. Gelinlerin tatlı telaşı görseli hatırlatıyor. O yüzden pek yapmadım. Marketten aldıklarımı sıralıyorum. Tabii ki de dünyanın en iyi kefiri, karamaya kefiri. Bence yani tadı çok şahane. Bunu aldım. Bir adet elma sirkesi aldım. Ev yapımı gibi diyor. Jamie Oliver'dan bir pesto sosumuz var. Böyle bir pesto sosumuz var. Ve de tabii ki Nutella. O kadar iyi kokuyor ki Mustafa'yı koklayacağım. Çok güzel kokuyor. Fesleğen gibi. Fesleğen ve herb tadı alıyorum. Herb. Hey gidi Jamie Oliver. Hey gidi. Severiz Jamie'yi ya. Küçücük çocuktu ya. Deluanlıydı ya. Deluanlıydı. 10 parmağıyla yemek yapardı. Şimdi bir dilleyelim. Knorr'unki daha güzel. Bu da Barilla'nınki. Bu valla kaşık kaşık yerim bunu. Bunun öyle bir kıvamı var. Şimdi tarifimi yapmaya başlayacağım. Peki. Dişine bakayım. Yaptı mı dişini? Yapmadı. Sakitsin Mustafa'ya öyle bir şey dedim. Ne dedim? Çişimi yaptı bu arada. Hiç öyle bir şey demedim. Çişimi yaptım demiş olabilir. Burcu Emmioğlu'nun tarifiyle yapacağım arkadaşlar. Ben o kızın damak tadını kendi damak tadıma çok yakın hissediyorum. Ve onun kanalında yapmış olduğu tariflere bayılayım. Daha önce hamburger videosu çekmiştik. Yayınlamadım. Onu da yine onun kanalından yapmıştım. Kendisini love you. Şimdi kankalar şöyle bir şey oldu. Ben bu pankeki buttermilk'le yapmak istiyorum, tamam mı? Yani ekşi krema dediğimiz, biz Meksikalıların ekşi krema dediği. Ama Türkiye'de satılmayan, lakin bütün edatları kullanma challenge bu. Lakin ki sütün içerisine sirke katıp sütü kestirdiğin bir operasyon ve oradan çıkan ürünle böyle parçalanmış kesilmiş ürünle yaptığın şeylerin kabartma tozu ya da karbonatla daha güzel bir etkileşime girip daha güzel pofidik kabarmasını sağladığını biliyoruz. Lakin ben bu zamana kadar buttermilk'i hiç tutturamadım. Yapamadım. Laktozsuz sütle yapmıştım. Bakın hiçbir şekilde tutmamış yani. Bunun böyle parça parça olması lazımdı. Ve size söz verdiğim gibi en iyisini yapacağım. En iyisini yapmak için de Bim'den Dost süt aldım arkadaşlar. Ve bu Dost süt biliyorsunuz ki aşırı yağlı bir süt. Daha iyi ve bize buttermilk verir sonuçta. Yağ sütü. Da bakın burasında böyle yağ birikmiş oluyor. Ve bu sefer sütü ısıtıp yapacağım. Sütü ısıtacağım ve ondan sonra içine sirke ekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi size olmuş bir buttermilk göstereceğim. Gösteremiyorsun Sevda.
ve ben yardım ettim. Ben niye gösteremiyorum lan? Sen niye kaçırıyorsun kameradan? Bak, bak. 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 Aa, ne olmuş lan ona? Kestirdim işte onu. Buttermilk, buttermilk. O ne kanka öyle? Sütün içine sirke koyuyorsun, bekletiyorsun. İşte bu buttermilk oluyor. Kesilmiş oluyor ve içerisinde kabartmak için yarayan zararlı proteinler ve enzimler. Oh! Löp, löp, löp. Tomasino. Çok güzel oldu. Bazı iddialarım vardır bazı şeyler konusunda. Burcunukinden bile iyi olmazsa ben bunu yapmam. Geldi Memmoğlu. Tamam şef. Hadi bitir şu yemeği artık. Tamam. Yumurta beyazını şey yaptım, kaba aktaracağım çünkü aşırı çok bir harç. Kim yiyecek ya bunu? Yumurta beyazımızı harcımıza yediriyoruz. Yani şunun kabarmama ihtimalini zaten düşünemiyoruz. Müthiş. Müthiş oldu. Aceleci davrandım galiba. Çünkü çok kısık ateşte pişiriyorum ama nasıl kabarıyor? Hı? Hı? Söyleyin. Ya bu kadar kusursuz pankek yapmayı nereden öğrendim ben? Soruyorum. Sadece. Arkadaşlar yaptım. Nasıl? Ben de... Ay. Nasıl olmuş? Hop hop hop. Oh my god. Çok iyi. Dostlar aynı boyutta olanları bir tabağa koydum. Nasıl ama? Tadına bakayım mı? Ben kekimin tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş acayip. Evet arkadaşlar şu içini görüyor musunuz ya? El muazzam. Şöyle birazcık da sosumuzdan bandıralım. Sosuna biraz daha bandır. Sosuna biraz daha bandırıyorum. Ve yiyorum. Acayip görünüyor. Ben galiba Amerikalıyım. Harika olmuş. Tavsiye ediyorum. Bakın bunu yapabildim. Kuymağı tutturamamıştım geçen hafta ama bunu tutturdum. Sizin için bir kaşık daha alıyorum. Bak bak. Akça aç. Akıyor. Kesinlikle hazır hiçbir şey yok. Her şeyini kendim yaptım. Yedik, içtik, doyduk, kalktık hesabı. Merve Kara arkadaşımın yapmış olduğunu gördüğüm bir bere örmeye çalışacağım. Benim bu konuda başarılarım zaten biliyorsunuz. Tığla örülen bir şey. Ve neyi bilmiyorum tığ. Bir yün, bir de tığ alacağım. Ondan sonra gelip bunu yapmaya çalışacağım. Bugün bitirmek istiyorum. En azından başlamak istiyorum. Ne olduğunu gösteriyorum şu anda bakın. Şu şapka. Cupcake. YouTube'dan. Bugünkü videomuzun konusu bu. YouTube'dan yapılabilecek şeyler. Bir Başkadır diye bir dizi çıkmış. Herkes onu paylaşıyor. Deli gibi. Ben de onu izleyeceğim bugün. Normalde biz bugün Ayasofya'ya gidecektik. Ben pancake yapacağım diye saatlerce oyalandım. O yüzden gidemedik. Günlerimi almışım. Gelmişim. Bu ikisiyle yapacağım. Anne televizyon izleyemezsin. Niye? Çünkü ben örgü öreceğim. Ve oradan izleye izleye öreceğim. Ama beraber örebiliriz. Yani sen bana yardımcı olabilirsin ne yapmam gerektiği konusunda. Çünkü hiç yapmadım ya hayatım. Ya azıcık şeye bakalım. Hayır izleyemezsin ya. Gezme kursu. Hayır. Azıcık gezme kursu. Ay maalesef anneciğim. Gezme, benim gezi programlarımı izlemiyorsun. El alemi gezi programlarını ama izliyorsun. Ama ona bir bakalım. Onu seyretmeden gün geçmiyor. Maalesef geçmesin. Bugün geçmesin. Anne çift tesviye başladı. Tesbih de benim odaya götürmek. Ölçü vereceğim. 2 litre trabzan. Bir saniye. O ne demek? Trabzanları nasıl inceliyor? Anlamadım. Ay tam da annesine geldi sıra öğretmeyi. Hiç sevmem öğretmesini. Trabzan demek zincir çekiyor. Böyle herhalde batıyor. O önüne alıp oraya batmaya trabzan deniyormuş. Çıkarıyor iki çıkarıyor. Ha trabzan buymuş bak. Ben şimdiden bu kadar yapabildim. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Aslında hiç zor değilmiş. Bende de birazcık analitik zeka olduğu için gördüğüm ve bana gösterilen şeyleri hemen kaparım. Yine öyle oldu. Açıkçası ilk başta biraz zorlandım. Şimdi anladım. Okuyabiliyorum. Hanımefendinin yaptığı şeyleri de anlayabiliyorum ve burada kontrol edebiliyorum yaptım mı yapamadım mı diye. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani çözüm yolunu geri geri giderek takip edebiliyorum. Çok kolay. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar gerçekten. İki videonun da linkini aşağıya bırakıyorum. İzlersiniz. Bu hobi kanalları inanılmaz para kazanıyordur muhtemelen. Çünkü durdurup durdurup geri geri alıp alıp dur izle dur izle geri al izle geri
Zavallı diye 55 defa izlediğim için bir yere inanılmaz para kazanıyorlar. Hobi kanalı açmak istiyorum gerçekten. Çocuklar bir problemimiz var. Şimdi normalde şunlara oluk deniyor, tamam mı? Bu oluk dediğimiz şeylerden 10 tane olması lazımdı. Bende 7 tane var. Şimdi sayısal bir hata yaptık desek. Arkadaşlar 22 santim diyordu. 22 santim yaptım. Ama benim kafam bu kadar küçük değil ki. Birazcık daha mı yapsam sizce? Bak şimdi. Heh. Burnunu kaşır hep. Burnum hep kaşıyor. Hep yalan söylüyorum galiba. Burnum kaşınıyor. Bir başkadır izliyoruz arkadaşlar. Bombastik bir diziyiz. Arkadaşlarım çok güzel yapıyorum. Çok güzel yapıyorum ama şu birleştirme noktasını o kadar kötü yapıyorum ki bakın. Şurayı yapan sizce şurayı mı yapmıştır? Buralar çok kötü, delik delik. Yani kafamda çok kötü gözükecek orası ama kimse tepeden bakmayacağı için de hiç önemli değil. Bu böyle şey gibi Luna Park'a benzeyecek. Karusel gibi bir şey olacak. Çok güzel bir şey. Allah'ım. Canlarım. Seni merak ettim ben. Bakar mısınız? Size manzara şahit. Ya ben gerçekten şahaneyim. Değil mi Mustafa? Oturtabildin mi kafanı? İşte bu kadar bu. Ya saçmalama, aşk olsun. Ne diyorsun, kafana oturdu mu sence? Çok bozmadım. Ya benim kafama oturdu yani bu. Baya mantıklı geldi. Hiç önemli değil de sen iyi misin? Arkadaşlar biz dizi izlemeye devam ediyoruz ve benim şu an parmaklarım gerçekten hareket etmiyor. Artık tutuldular. Ben el işi yaparken aşırı kasıyorum kendimi. Çok fena canım acıyor. Çürtme lan bu. 4. bölümdeyiz. Daha fazla spoiler yememek için. Bunu da ben bırakacağım. Yarın devam edeceğim. Seviyorum. Bir şapkanı çıkartır mısın? Çünkü böyle çok daha güzelsin. Avatar moduna girer misin? Bize bir avatar bakışında bakar mısın? Sen bak. Öpeyim.